Oğlum. Gözümün nuru. Anacığım. Allah'ım şükürler olsun. Hayal değilmiş. Ömer Bey. Ömer Bey bak kim geldi. Görüyor musun bak. Ben sana gördüğümü söylediğimde inanmamıştım. Aa, oğlum hoş geldin. Bir şey itiraf etti mi Cahit? Hayır, henüz konuşmadı. Bana biraz daha zaman ver. Sen yoruldun artık Cahit. Bundan sonra sorguya Johnny devam etsin. Bizim yöntemlerimizle. Sorgusunda ben de bulunmak istiyorum. Johnny işine karışılmasını pek sevmez. Peki bu durumdan üstadın haberi var mı? Gelmesini bekliyorum. Geldiğinde olanları anlatırım. Bakalım o zamana kadar Johnny neler elde etmiş olacak? Sen geldin ya. Gözümüz gönlümüz şenlendi. Al evladım. Sabahtan beri baban tutturmuş. Börek yap, börek yap. Şimdi anladım neden dediğini. Hiç de söylemiyor. İnsan söylemez mi bu akşam geleceğini? Görüyorsun değil mi? Yine suçlu biz olduk. Özür dilerim babacığım. Ellerine sağlık anacığım. Çok özlemişim. Afiyet olsun evladım. Timur, Elif'e oyuncaklarını getirmeye geldiğinde börek yapmışsın. Ondan getirmişti bana. Nasıl kokladım onları sen yapmışsın diye. Parmaklarımı yiyecektim az kalsın. Leyla kızıma da öğrettim. Artık o yapar sana. Allah Leyla kızımdan razı olsun. Bir an yalnız bırakmadı bizi. Senin yokluğunda o da perişan oldu. Acısını bizimle Elif'le dindirmeye çalıştı kızım. Ömer Bey kendine bir hayat kursun dedi. Ama aferin kızıma, hiç oralı olmadı. Bak çıkıp geldin işte. Çağırayım mı Leyla'yı, ne dersin? Anne şimdi olmaz. Hah, Elif'le Safiye'dir. Anne lütfen. Onlar henüz bilmeyecekler. Hı-hı.
Hoş geldin Elif'im. Hoş geldin canım. Kızım. Hoş bulduk. İçeri gelsene kızım. Geç oldu, ben gideyim. Hayır hala, lütfen gitme. Peki, tamam. İyi geceler bebeğim. Baba. İçim yanıyor Ömer Bey. Elif'e söyleyemediğim için içim yanıyor. Sabırlı ol Nazife Hanım. Onun da zamanı gelecek. Polat'a verdiğimiz sözü unutmayalım. Elif uyudu mu? Yatağa yatar yatmaz uyudu. İyi ki varsın Safiye kızım. Elif senin geleceğini duyunca yolunu gözlüyor. Bir şeye mi canın sıkıldı kızım? Elif'le babası hakkında konuşmaya çalışıyorum. Eskisi gibi sert cevaplar veriyor. Az önce de uykusunda babasını sayıkladı. Düşündüm de... sizin için bir sakıncası yoksa bir psikiyatra götürsem? Ne dersiniz? Biraz daha zaman verelim. Zaman da geçecektir. Hani Azerbaycan'da bütün devlet senden soruluyordu? Arıza hallerin adamı Kemalettin. Sen neden işinin başında değildin? İsrail'le ilgili bir iş nedeniyle toplantıya katılmak zorunda kaldım Raskol. Senin beceriksizliğin yüzünden kara peşimizden İran'a kadar geldi. Benim planımı bozdu. Şimdi ne yapacaksın Kemalettin? Merak etme. Ona gereken dersi vereceğim. Karanın Azerbaycan'a geldiğinde görüştüğü Bahtiyar diye bir adam vardı. Onu aldık. Nerede şimdi? Benim su dolum tesisinde tutuyoruz. Karanın onu aramak için Azerbaycan'a döneceğinden eminim. Ivan, Raskol'un sana çok güzel haberleri var. Seni Azerbaycan'da bekliyorum. Karadan intikamını alma vaktin geldi. Ormanın devamında biraz daha gidince Türkiye sınırına geliyoruz. Yürüyerek en fazla bir saat. O zaman Ayvaz, yolcu yolunda gerek. Hadi. Evden arıyorlar. Konuş konuş. Benden de selam söyle Bahtiyar'a. Efendim? Evet. Yeniden kavuşmak üzere. Ayrılık vakti geldi gençler. Sizin gösterdiğiniz cengaverlik unutulmayacaktır. Sabırlı olun. Bekleyin. Sizlerin de sırası gelecektir. Bahtiyar ağayı almışlar. Ne diyorsun Ayvaz? Evi basıp götürmüşler ağamı.
Benim de aklım hep Kemalettin'deydi. Hadi, gidip şu yarım kalmış işimizi artık tamamlayalım. Binin arabaya, hadi binin. Hadi. Timur. Azerbaycan'daki uç beyimiz Bahtiyar kaçırılmış. Sen neredesin? Ben İran-Türkiye sınırına yakınım. Hemen Azerbaycan'a geçiyorum. Aksaçlı'ya haber ver. Tamam Kara. Yardım istiyor musun? Neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Anlaşıldı. Aksaçlı'nın talimatı olursa sana iletirim. Tamam. Çabuk sür oğlum. Bahtiyar'a yetişelim. Hadi. Londra Borsası Başkanı Thomas Rolett yarın sabah özel bir uçakla İstanbul'da olacak efendim. Kullanacağı sahte kimliği de belirledik. Peki nerede, kimlerle görüşeceğini biliyor muyuz Akif? Henüz onu saptayamadık. O adamı İstanbul'a inince alacaksınız Akif. Efendim, akşama kadar takip edip İstanbul'da buluşacağı kişiyi de öğrenebiliriz. Hayır. Akşama kadar bekleyemeyiz. Planladığımız finansal operasyon için o adam bize sabahtan lazım. Tamam efendim. Siz adamı alırken finans teşkilatımız da Londra borsasında düğmeye basacak. Sen de onun ardından benim talimatımla hareket edeceksin. Adamı aldığımızda nereye kapatalım efendim? İstanbul'un güzellikleri karşısında eminim ayakları yerden kesilecektir Akif. Hı hı. Anlaşıldı efendim. Benden haber alıncaya kadar ayakları yere değmesin ama. Efendim, karadan haber var. Azerbaycan uç beyimiz Bahtiyar bir baskın sonucu kaçırılmış. Yaşayıp yaşamadığını biliyor muyuz? Henüz başka bir bilgi yok efendim. Kara zaman kaybetmeden oraya geçeceğini söyledi. Ona bir talimatınız var mı? Akif, bunlar tapınakçılarla ortak çalışan Siyon Teşkilatı'nın maharetleri. Raskol ve ekibi Azerbaycan'da üst üste yaptıkları saldırılarla bizim gücümüzü kırmak istiyor. Kara'ya destek gerekir. Sizce de uygunsa Şamil ve Abtekin onların dilinden anlar. Timur, sürekli irtibatta ol. En ufak bir olumsuz durumda hemen haberim olsun. Tamam efendim. Abim kimseyi görmek istemiyor. Çekil. Geçmiş olsun. Zahmet etmişsin Pusat. Hesabınızı göreceğiz demeye geldik. Göze göz, dişe diş, ele el. Benim hesabım kapandı. Artık Baltazar'la da seninle de işim olmaz. İkinizin savaşında ben yokum. Arada kalamam ben. Bilmeni isterim ki kapım sana her zaman açık. Thank you.
Geçmiş olsun. Sağ ol. Baltazar'dan bunun hesabı sorulacak. Alemde düzen bozuldu. Baltazar bugün kesmeseydi elimizi, yarın kesecekti. Sen bizim kellemizi kurtar bu adamdan. Nam da senin, şan da senin. Yanındayım. Eyvallah. Bunun mekanı neresi? Nerede bulurum? Yakında açılış yapacağı bir mekan var. Oraya takılıyor genelde. Madem açılış yapacakmış, gidip önceden bir hayırlı olsun diyelim. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Görevimi. Denetlemek, sorgulamak demek değildir müfettiş Kane. Ben bilmediğimin düşmanıyım Üstad Ranald. Zamanlaman çok yanlış. Londra Borsası Başkanı Thomas yarın burada olacak. Onunla görüşmeden Murat da burada olacaktı. Ne diyeceğim ben şimdi ona? Baronumuzu sorguya çekiyoruz. Müsait değil mi diyeceğim? Thomas'ın buraya geleceğinden benim haberim yokken Murat'ın mı haberi var? Murat'ın da haberi yok. Henüz söylememiştim. Thomas sahte kimlikle özel bir görüşme için geliyor. Güvenliği Mete tarafından sağlanacak. Bu bilgiyi sana vermediğim için beni de mi sorguya çekiyorsun? Eminim bunu yapmak için sağlam gerekçelerim vardır. Çünkü Murat konusunda yanılıyorsan kimlere hesap vereceğini söylememe gerek yok. Rus baronun ölümü, savcı Leyla suikastinin deşifre olması, en son Raskol'ün İran'daki operasyonunun açığa çıkması, hepsinin tek nedeni Murat. Devlet tarafından takip edildiğini ve dinlendiğini kendisi söylemişti zaten. Bunu itiraf etmesi suçunu gizlemek için olamaz mı? Johnny'nin sorgusunda her şey ortaya çıkacak. Bizi Murat'la yalnız bırakın. Özel konuşacağım. Sizle. Seni bu halde göreceğimi hiç düşünmezdim. Neler oluyor Murat? Beni baron seçtiğinizden beri Margaret üstüme geliyordu. Müfettiş Kane yanılıyor. Ben hiç kimseyi satmadım. Beni buradan çıkarın.
İnan bunu en az senin kadar ben de istiyorum. Ama bu kez Kay'nin soruşturmasına müdahale etmeyeceğim. Zaten dediklerin doğruysa birazdan her şey açığa çıkacaktır. Bence bunlara hiç gerek yok. Bana ne istiyorsanız sorabilirsiniz. Size zaten her şeyi anlattım. Biliyorum Murat. Ama eksik ya da yanlış bilgiler varsa şüphelerin giderilmesi hepimiz için iyi olacaktır. Sorgu için hazır mıyız Johnny? Birazdan efendim. Davranmayan hayatından emin olur. Tamam, sakin ol beyler. Baltazar nerede? Sana sordum da Kızıl Sakal sağır mısın ha? Burada değil. Onu biz de görüyoruz da nerededir? Bilmiyorum. Haydi eller havaya, haydi. Oturmaya mı geldik buraya? Sen biliyor musun? Vallahi bilmiyorum abi. Sen biliyor musun? Bilmiyorum. Sen? Vallahi bilmiyorum abi. Sen de bilmiyorsun. Kızıl Çakal. Bir dahaki kafanıza sahibine Pusat Çakır geldi dersin. Yaptığı hiçbir şey karşılıksız kalmayacak. Bilmiş olsun.
Her kişi sırayla sadece bir kez kafasına sıkar. İlk atışta merminin gelme ihtimali %16'dır. İkincisinde %20, üçüncüsünde ise %25, dördüncüsünde 33, beşincisinde %50, son atışta ise %100'dür. Hazır mısınız? Kaybeden hayatıyla öder. Sen hangisini oynadın? Şu soldakine. O da mı Suriyeli? Ne yapalım? En ucuz hayat orada. Bahisler kapandı. Birinci atış. İkinci atış. Bunlara ne veriyorsun? Kardan %10 veriyorum. Hayatlarında göremeyecekleri para. Üçüncü atış. Dördüncü atış. %33. Beşinci hadi, atış. Hadi be. %50. Şans benim yanımda dedim. Çok büyük para kaybettim.
Abi, pusat kumarhaneye basmış. Her tarafı dağıtmış. Adamların ellerine sıkmış. Kana kan, ele el demiş. Sinek, o pusat bu masaya oturacak. Şimdi sorularınıza hazır efendim. Kimin için çalışıyorsun? Tapınakçılar. Raskolnik'le görüşmeni kim istedi? Akif'le ne zaman tanıştın? Baron seçilmeden hemen önce. Benden istediklerinizi onun desteğiyle başarabildim. İlk eyleminiz hangisiydi? Igor'un istediği mizancı operasyonu. Igor'u sen mi öldürdün? Hayır. Rus baronun yerini sen mi söyledin Akif'e? Evet. Akif'in arkasında kimler olduğunu biliyor musun? İhtiyarlar. Seni aramıza ihtiyarlar heyetimi soktu. Evet. Nasıl? Hocayla gençliğimde tanıştım. İdeallerimiz örtüşüyordu. Görev adamı olmayı kabul ettim. Aranıza girmem onun planıydı. İsterseniz ihtiyarlarla ilgili soruları ben sorayım. Senindir. Hoca eskiden ihtiyarlarla çalışıyordu. Şu an heyet üyesi mi? Ben heyet içerisinde ona bağlıydım.
Naib'i tanıyor musun? Abdülhamid'i. O öldü. Şimdikini söyle. Bilmiyorum. Konuşsana lan. Konuşsana. Sakin ol Cahit. Johnny, dozajı yükselt. Aksaçlı kim? Efendim, durdurmalıyız. Kaybedebiliriz. Daha sonra devam ederiz Cahit. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun da bir hızlı hızlı anlat hele. Siz İran'da operasyonu tamamladıktan sonra olmuş. Hem silahlı hem de kalabalıklarmış. Ani baskın olmuş. Kimseye bir şey olmamış ama ağamızı almışlar. Bunlar bir şey yapmadan aldıklarına göre bizi bekliyorlar Ayvaz. Nereye götürmüş olabilirler? O saatten beri biz Kemalettin'in bütün mekanlarına bakıyoruz. Bu bizi bekliyorsa en sağlam kalesine gidecektir. Bir su dolum tesisi var. İçeride başka ne işler çeviriyorsa en sağlam korunan yeri orası. O zaman ne duruyoruz Ayvaz? Hadi ben susadım. Orası o kadar kolay değil. Çok zor girmemiz. Ayvaz. Su içemezsek biz de şehadet şerbeti içeriz. Ali Rıza, selam. Bu adam niye geldi ki şimdi? Yine kar gelecek diyorlar. Hava da onu gösteriyor zaten. Yollar kapanmadan şehre inip erzak alayım dedim. Bir şeyler ister misiniz? Sağ olun. Bir şeye ihtiyacımız yok. Ali bir şeyler almaya çıktı zaten. Akşam olmadan dönmüş olurum. Eyvallah. Çok soğuk. İnsanın nefesi donar bu havada. Dikkat etmek lazım. Para mı istedi senden?
Ne para istemesi Gaye? Abi için fişek almasını istedim. Bu adam neden bu kadar alakalı seninle anlamıyorum. Adam yalnız, kendine arkadaş arıyor. Ne var bunda? Onu anlamak hiç de zor değil. Borsa şu an düşüşte. Satalım mı? Tamam. Efendim, Londra borsası açıldı. İngiltere'deki en büyük 5 şirket hisselerinde açığa satış için bağlantıda olduğumuz brokerlara talimatlar gönderildi. Akif, hazırlığınız tamam mı? Evet efendim. Operasyonu başlatabilirsiniz. Anlaşıldı. Hızlanın, harekete geçiyoruz. Onlar adamı alınca bu haberi tüm dünyanın duymasını sağlayacağız. Tamam efendim. Böyle bir operasyon ilk defa yapılıyor. Dediğiniz gibi savunmadan çıkıp saldırıya geçmiş oluyoruz. Bundan sonra finans savaşlarında bizim de var olduğumuzu bilmelerinin en büyük kazancımız olduğunu düşünüyorum. Birazdan haber düşer. Evet, İstanbul'dan geldim. Şehir dışında olduğumu söylersin. Kimse burada olduğumu bilmiyor. Son dönemde Türkiye ekonomisindeki gelişmeler bizi tatmin etmedi. Çok daha zorlayıcı projeler üretmemiz gerekiyor. Onun için buradayım. Bazı toplantılarım olacak. Yardım edin. Nasıl yardım edebilirim? Takip et bizi.
kim olduğumu biliyor musunuz? Evet tabii ki. Bana zarar verirseniz başınıza büyük bela açmış olursunuz. Bırakın beni. Beni bırakın. Sizi bu zarardan kurtarın. Size zarar vermek gibi bir niyetimiz yok. Buyurun. Ülkemize gelmişken sizinle kısa bir İstanbul turu yapalım istedik. Buyurun, lütfen. Gidelim kaptan. Baltazar, ne psikopatlar varmış. Sen söyledin de ben inanmamıştım. Bu arena ruleti çok paralar kazandıracak bize. Hapçılar mı dersin? İntihar etmek isteyenler mi dersin? Borcu olanlar mı dersin? Savaştan kaçıp yeni bir hayat kurmak isteyenler mi dersin? Hepsi sırada. Bu adamları anladım. Hadi onlar çıkmaz yola girmişler. Ama bunu izleyen adamların derdi ne? Öyle deme Mete Bey. 1000 yıl önce gladyatörleri izliyorlardı. 100 yıldır boksörleri izliyorlar. Şimdi de bunu izleyecekler. Senin bu girişimci ruhunu takdir ediyorum. Sayenizde. Var mı bir istediğin Baltazar? Bir durum var. Pusat Çakır. Kendinden çok emin bir şekilde benim mekanlarımı bastı. Belli ki arkasında birileri var. Ben halledecektim ama sizin de bilgisi var mı? Çakır'ın oğlu. Polat bu işlere dalmasın diye onu KGT'ye çaycı yapmıştı. Ben bir araştırma yapayım. Bakalım kim gaza getirmiş. Belki de babasını dedesini özlemiştir Baltazar. Hı? Efendim, Okan arıyor. Hadi görüşürüz. Ne var Okan? Beceriksizler! Biraz daha devam edersek ölecek. Daha Aksaçlı'nın kim olduğunu öğrenemedik Cahit. Bir gün başına bunun gelebileceğini mutlaka düşünmüşlerdir. Aksaçlı'nın kim olduğunu ona söylemiş olduklarını zannetmiyorum. Kendine getirin. Efendim, acil bir durum var. Mr. Thomas kaçırılmış. KGT tarafından kaçırılmış. Her yere bakıyoruz. Ama hiçbir yerde iz yok. Kimlerle, ne hakkında görüşmek için burada olduğunu öğrenmek isteyeceklerdir. Öğrenecekleri her bilgi bizim bahar operasyonumuzu tehlikeye atar.
Thomas'ın güvenliğinden sen sorumluydun Mete. Bu hata senin hayatına mal olabilir. Bulmak için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm ilişkilerini kullanarak KGT ile bağlantıya geç. Bir şekilde pazarlık yapalım. Elimizde bir koz mu var ki? Murat? Geldiniz gençler. Hoş bulduk abi. Durum nedir abi? Biz de plan yapıyorduk. Büyük ihtimalle Bahtiyar Ağa'yı burada tutuyorlar. Tam burası. Buraya iki yerden giriş var. Bir tanesi burası, bir tanesi burası. Biz buradan gireceğiz. Öyle değil mi Ayvaz? Evet abi. Bu arkadaşlar da ön tarafta karışıklık çıkartacaklar. İçeride birkaç Özbek arkadaş var tanıdığımız. Onlar bize o karışıklık sırasında yardım edecekler. Anlaşılmayan bir şey var mı? Hadi gidelim o zaman. Kal orada. Geçin iyice şöyle. Tut şunu. Geç, geç, geç oğlum. Yardım et bana. Yardım et. Yardım et. Hadi gel. Hadi gel, gel.
geldiler. Tamam, geliyoruz. Bekle Ivan. Yardıma gitmeyecek miyiz? Karaya kavuşmak için sabırsızlandığını biliyorum Ivan. Ama önce Kemalettin biraz yorulsun. Kendi hatasının bedelini ödesin. Son vuruş nasıl korunuyordur? Dedim sana. Kalk. Kalk dedim. Yaklaşmayın, vururum. Tamam, tamam, tamam. Sakin. Bırak silahını. Bırak. Bırak silahını. Bir düşün bak, buradan kurtuluşun yok, değil mi? Çok konuşma, at silahını. Yoksa öldürürüm. Tamam, tamam. Öldürürsün, tamam. Yürü, yürü. Al. Anlayabildin mi? Yok, daha yeni çıktı servisten araba. Ne olduğunu anlayamadım. Uf, kaldık bu dağ başında, of ya. Ne yapacağız peki?
Geçmiş olsun. Bir sorun mu var? Bilmiyoruz, birden durdu. Bir bakayım ben. Radyatörün altı delinmiş. Çalışsa bile bir dakikada motor yanar. Götürmek için de çekici gelmesi gerek. İleride bir benzinlik var. Bırakayım isterseniz. Siz de servisi arayıp arabayı buradan aldırırsınız sonra. Yok. Yok, sağ olun. Biz servisi bekleyelim. Servisin buraya gelmesi uzun sürer. Donarsınız burada. Hem hava kararınca tehlikeli de olabilir buralar. Ne yapalım? Burada daha fazla bekleyemem. Bıraksın bizi benzinliğe bari. Sağ olun, size de zahmet olacak ama. Sorun değil. Merak etme, hallolacak. Yolculuk nereyeydi? Birkaç günlük tatil yapalım dedik. Kaçamak yapalım dediniz yani. Tatil diyelim biz ona. Neden ana yoldan çıktık? Neden buradan gidiyoruz? Burası kestirme. Burada çekmez. British economy is started falling down this month because of Thomas Rönt'in is kidnapped. The bells is ringing all around the world and the finance all... Haber öncesi, %0.5 seviyelerinde yükselişte olan Londra endeksi, haber etkisiyle ilk dakikalarda %6 değer kaybına uğrarken satışların devam etmesiyle kayıplar şu anda %11 seviyelerine ulaşmış durumda.
piyasalardaki panik satışlar devam ederken yetkililer tarafından başkanın sağlık durumu ve onun hücreler hakkında hala net bir bilgi verilmedi. Gelişmeler hakkında sizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. Efendim, haberin duyulması beklediğimiz sonucu verdi. Londra borsası %13 düştü. İngiltere ekonomisi de bizim bu operasyonumuzla 150 milyar dolar küçülmüş oldu. Daha fazla değer düşüşü bekliyor musunuz? Küçük oynamalar olabilir. Ancak biz istediğimizi elde ettik. Pozisyonlarımızı kapatıp karımızı realize etmek fikrindeyim. Sabah sattığımız hisseleri çok daha ucuza geriye toplayacağız. Bunun sonunda yaklaşık 1 milyar pound kar elde etmiş olacağız. Bu paranın hepsini yıllardır sömürdükleri ülkelere yardım olarak gönderelim. Buyurun hocam. Murat tapınakçılar tarafından deşifre edilmiş. Ne durumda olduğunu biliyor musunuz? Londra borsası başkanıyla takas teklif ettiler. Tamam, ben gerekeni yapacağım. Timur, buraya gel. Sizinle görüşmek istiyorlar. Dinliyorum. Akif, Murat tapınakçıların elinde. Deşifre olmuş. Aksaçlı yanındakiyle takas için hazırlanmanı söyledi. Tamam Timur, anlaşıldı. Bu kadar İstanbul turu yeter. Kaptan, ineceğimiz yere dönelim. Eğer kabul ederlerse iki tarafta kazanıyor gibi görünüyor. Ama aslında iki tarafta kaybediyor. Kazançlar sadece sorgulardan elde edilen bilgiler olacak. Biz hocayı öğrendik. Acaba onlar Thomas'tan özel görüşme yapacağı kişiyi öğrendiler mi? Gerçekten Murat'ı verecek miyiz? Hocayı öğrenmiş ve haini bulmuş olmakla yetineceksin Kane. Thomas'ı riske atamayız. KGT'den haber geldi. Takas teklifimizi kabul ettiler. Tamam. Hemen hazırlıklara başlayın. Bir sorun çıkmasını istemiyorum. Hiçbir endişeniz olmasın. Ben bizzat ilgileneceğim. Operasyonda Cahit'le beraber olacaksınız Mete. Thank you.
Sen yaptın değil mi tatil planını? Evet evet, sen yapmışsın. Güzel kadın. Yoksa tatilde evlenmemi teklif edecektin. Yoksa kandırıyor musun sen bu kadını? Şşt, kime diyorum? Teklif edecektin. Eminim çok mutlu olacaktınız. Aslında her şey istediğiniz gibi gidiyordu. Çantalar hazırlandı. Kimseye haber vermeden hop yola çıkıldı. Rıza, ben de sana gelecektim. Dur nevalini getireyim. Güzel karavan. Tatile falan mı çıkıyorsun bununla? Bazen uzun yolculuklarda kullanırım. Kafama göre. Bazen çok beğendiğim bir yer olursa orada gecelerim. Getir iki bardak da açılışı yapalım. Ben hava kararmadan karavanı temizleyeyim diyordum.
Uzun zaman bakım yapmayınca sağ solu paslanıyor. İyi. Ben seni tutmayayım. İşine bak o zaman. Vakıftaki çocuklar Suriye'den mi geldi demiştin kızım? Evet. Allah senden razı olsun kızım. Ne güzel bir iş yapıyorsun. Hala, ben de onlara yaptığım resimlerden yollayabilir miyim? Çok mutlu olurlar Elifciğim. Ninem bitirdiğim bütün resimleri sandığa koydu. Aa. Nine, Ali'nin resimlerinin olduğu sandığa bakalım mı? Bakalım tabii. Hem Safiye halan da görsün Ali'nin sandığını. E hadi. Benimkiler bunun içinde. Peki. Peki ver bakalım. Ömer babacığım, bu videoyu izliyorsanız ben büyük ihtimalle hayatta olmayacağım. Ama benim ölüm haberimi alana kadar bu kaydın saklanması için sizden daha güvenilir bir kişi düşünemedim. Babacığım ve çok sevdiğim Cahit. Bana çok öfkeli olduğunuzu ve size ihanet ettiğimi düşündüğünüzü biliyorum. Bu yaptıklarımın tek bir sebebi vardı. O da abimizin intikamını almak. Biliyorum, bana kızacaksınız. Neden beraber savaşmadık diyeceksiniz. Belki haklısınız ama bu ancak yalnız yürünecek bir yol. Bu kaydı aldıysanız bilin ki şu an yolun sonundayım. Ve Polat abinin intikamı alındı. Bu yolculuğumda
kırdığım, incittiğim ve belki de zarar vermek zorunda kaldığım tüm dostlarımdan haklarını helal etmelerini istiyorum. Sizlerin sevgisi benim kefenim olacaktır. Hepiniz hakkınızı helal edin. Buluşma yerini ve saatini Mete de biliyor. Takasın bir aksilik çıkmadan sonuçlanması için senin de orada olmanı istiyorum. Tamam. Müsaadenizle. Efendim Safiye. Cahit iyi misin? İyiyim Safiye. Bir şey mi oldu? Hayır. Hayır bir şey yok. Bu akşam görüşebilir miyiz diyecektim. Şimdi işim var. Ama geç vakit buluşabiliriz. Sana uyar mı? Tamam, kaçtı istersen olur. Sen bana bir yer söyle yeter. Senden haber bekliyorum. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Bekleyeceksin konuşmak için. Bana karanın ne yaptığını anlatacaksın. Niye her taşın altından bu adam çıkıyor? Niye? Bir gün Gürcistan'da... Sırbistan'da, bir gün İran'da, bugün de Azerbaycan'da. İvan yeter. İvan yeter. Bana Karan'ın her şeyini anlatmadan bırakmam. Niye taktın bu kadarı Karaya? Nasıl olsa elimize düşecek. Gürcistan'da babamı öldürdü. En büyük sırrım bende. Beni öldürürsen kardeşini nasıl bulacaksın? Yaşamak için söylemeyeceğin yalan var mı? Yalan söylemiyorum. Kardeşin yaşıyor. İyi. Bir gün bulursam ona intikamımızı nasıl aldığımı anlatırım. Gerek yok.
O seni bulacak. Öldüreceksin Ivan. Ölüler hiçbir şey anlatamaz. Ama ben ölüleri bile konuşturan birini biliyorum. Kim? Golan dişçisi. Bunu Suriye'ye götür. Oradan Golan'a geçersin. Kar oraya nasıl gelecek? Ben burada haber salarım. O da ayağına gelir. Hem orada daha korunaklı olursun. Erhan, neredesin? Yaptığınız bütün planlar suya düşüyor Akif. Bu kadar başarısızlıkla seni hala o koltukta nasıl tutuyorlar anlamış değilim. En azından benim yerim belli. Şimdi bir de senin durduğun yere bak. Tapınakçı uşağı. Gidelim Cahit. Kavganızı başka zaman başka yerde yaparsınız. Nasılsınız Bay Thomas? Umarım size bir zarar vermemişlerdir. Bana hemen bir telefon verin. Üstad Ronald nerede? Sizi bekliyorlar Mr. Thomas. Buyurun. İyi misin Murat? İyi değilim. Bunun olacağını sana söylemiştim Akif. Önemli olan hayatta olman. Onlara ne anlattın? Ağır bir sorgudan geçtim. Önce Cahit sorguladı. Bir ihtimal kurtulabilirim diye ihtiyarlara çalıştığımı söyledim. O ne dedi? Bir şey demedi. Daha sonra beni elektronik cihazları olan bir odaya aldılar.
Bu sistemi biliyorum. Sen de olan her şeyi aldılar. Timur, Aksaçlı ile görüşmem lazım. Efendim, Kara sizinle görüşmek istiyor. Tamam. Şamil'in yerini bulabildiniz mi Kara? Şamil'in Suriye'ye götürüldüğünü öğrendik. Ben buradan Alptekin'le oraya geçmek istiyorum. Kara, buraya dönmeniz daha doğru olacak. Suriye uçbeyimiz şu an Türkiye'de. Operasyon hazırlığını beraber yaparsınız. Peki usta. Abdül. Erhan. Gelmişsin kardeşim. Abdül, çok içmişsin. Hadi içeri girelim. Donacaksın burada. Dağıldık Erhan. Biz dağıldık. Sen, ben, Cahit, hepimiz. Polat abi yüzünden. Sen biraz fazla dağıtmışsın Abdül. Hadi kalk yürü. Polat abi olsaydı o zaman sizin hakkınızdan gelirdi ya. Kapının önünde sızmıştı yenge. Eski dostum Erhan. Sen söyledin, ben de çağırdım. Hadi geçin içeriye. Yavaş olun. O adam verdi değil mi sana içkiyi? Ali. Ali, bu adamın evini biliyor musun? Bulurum yenge. Benim ona söyleyecek bir çift lafım var. Ya işte Erhan. Bak. Erhan abi. Al bunu ensesine pres yap. Biz Ali ile bir yere gidip geleceğiz. Hadi Ali.
Sana bir şey diyeceğim Erhan. Söyle Abdül. Ama kimseye söylemeyeceksin. Tamam, söylemem. Polat abi yaşıyor. Tabii tabii. Ne güzel rüyaymış. Benden de selam söyle. Şimdi ne olacak? Artık Türkiye'de yaşayamazsın. Yurt dışına çıksam asıl orada yaşatmazlar beni. Belki başka bir kimlikle şansın olabilir. Akif neredesin? Efendim, Murat'la KGT'deyiz. Güvenliği için burayı tercih ettim. Akif, buraya gel. Tamam efendim. Senin için en doğru kararı Aksaç'ta verecektir. Şimdi müsaadenle çıkmam lazım. Safiye, iyi misin? Benimle görüşmek istedin. Ama geldiğimden beri tek kelime bile etmedin. Bir sorun mu var? Sana sormak istediklerim var Cahit. Ama şu an senden sadece dürüst olmanı istiyorum. Lütfen bana doğruları söyle. Tapınakçıların içine abimin intikamını almak için girdin, değil mi? Bunu da nereden çıkardın şimdi? Doğruları söyleyecektim Cahit. Lütfen sadece sorularıma cevap ver. Ne fark eder Safiye? Şu ya da bu sebepten dolayı girmek istedim, girdim. Ve bunun için beni kullandın. En yakın arkadaşlarına silah doğrulttun. Herkesin sana hain demesine kulaklarını tıkadın. Cahit, bana doğruyu söyle. Hepsi abimin intikamı içindi, değil mi? Evet. Son bir şey daha soracağım. Lütfen buna net cevap ver Cahit. Beni hiç sevmedin mi?
seni seviyorum Cahit. Daha ne kadar bekleyeceğiz Çakır? Sabaha kadar bekleyecek miyiz? Biraz daha bekleyelim. Gelmezse burayı da basarız. Baltazar yaklaşıyormuş. Hadi ya. Hazırlıklı ol. Tamam. Bir şey olursa haber ver. Tamam abi. Birazdan gelecekmiş. Herkes hazır mı? Hazır Pusat. Hadi. Ben de nerede kaldı bu delikanlı diyordum. Sabahtan beri seni bekliyordum. Baltazar. İndirin silahlarınızı. Pusat. Gel seninle problemimizi masada çözelim. Bugünkü oyunu iptal edin. Sadece Pusat'la ben oynayacağız. Bırak oyunu. Halletmemiz gereken sorunlar var. Hem oynayıp hem konuşuruz Pusat. Kumpasa gelmeyelim Çakır. Ne oyundan bahsediyor bu? Zar tutmazsa her türlü kazanırım İhsan. Zar atıyoruz.
Rulet için. Ruleti de mi zarla oynuyorsun? Çarkı nerede? Sinek, pusatın kurşununu getir. Her kişi sırayla sadece bir kez kafasına sıkar. İlk atışta merminin gelme ihtimali %16'dır. İkincisinde %20. Üçüncüsünde %25. Dördüncüsünde %33. Beşincisinde %50. Son atıştaysa %100'dür. Hazır mısınız? Kaybeden hayatıyla öder. Pusat. Senin için zaman durdu Pusat. Thank you.
Dördüncü atış. %33. Beşinci atış. %50. Akif, Murat'a söyle, sevdikleriyle vedalaşsın. 100 operasyonu yapıp onu da yanımda değerlendireceğim. Murat Cahit'e ihtiyarlara çalıştığını söylemiş. Ve büyük ihtimalle hoca da deşifre olmuştur. Hocanın güvenliğini arttırın. Peki, şimdi ne yapacağız efendim? Artık Cahit'in planına dahil olmamız gerekiyor. Cahit'le görüşme vaktim geldi.